Collins Drive'deyim Miami Beach'te. Şu görmüş olduğunuz karşıdaki hostelde kaldım bu gece. Her şeyi dahil akşam yemeği kahvaltı. Gecelik fiyatı... Sadece kızların kaldığı 4 kişilik odalar var ve karışık 4 kişilik odalar var. Selam arkadaşlar, ben Bora Arda. Şu anda Miami'de kaldığım hosteldeyim. Size hosteldeki etrafı göstermek istiyorum. Bu hostelin adı Miami Beach International Hostel. Burası South Beach'te oldukça merkezi bir yerde. Fiyatı da bayağı iyiydi. Ben paylaşımlı odada kalıyorum. 4 kişilik oda. Şu anda bir çift var. Arjantinli bir çift var odamda, benim dışımda. O yüzden 4 kişilik odada 3 kişi kalıyoruz. Ortam oldukça nezih, her yer çok temiz. Kaldığım odada da insanlar, çift gayet kibar, iyi insanlar. Yani ilk gece gayet güzel geçti. Geç geldim Miami'ye. O yüzden biraz hani karanlıkta yerleşme, eşyalarımı çıkartma sıkıntı oldu. Şimdi size kaldığım hostelde etrafı göstermek istiyorum biraz. Şurası mutfak bölümü. Şöyle göstereyim. Burada işte saat 6'dan sonra, akşam 6'dan sonra akşam yemeği veriliyor. Bu hostelde kaldığınız zaman havaalanından hostele, havaalanına buradan tekrar gitmek otel fiyatının içine dahil. Ayrıca akşam yemeği ve kahvaltı da hostelin içine dahil. 4 kişilik odada kişi başı konaklamanın fiyatı $25 paylaşımlı odada. Aynı zamanda 10 kişi ve 8 kişilik paylaşımlı odalar var. Sadece kızların kaldığı 4 kişilik odalar var ve karışık 4 kişilik odalar var. Yani sadece erkeğin kaldığı bir oda yok. Ya karışık ya da sadece kızlar için olan odalar var. Tabii ki tek başına kalınabilecek odalar da var ama onların fiyatı $120-$125 arasında. Ben öyle bir şey düşünmedim. Burada tek başımayım sonuçta. South Beach'te kalacağım birkaç gün boyunca. Böyle etrafta birkaç insan olması, diğer insanlarla tanışmak benim için daha ilgi çekici oldu. Hem de 3 gün burada kalacağım. Biraz tasarruf etmek için de böyle bir şey düşündüm. Ama oldukça memnunum yani. Şurası gayet temiz. Takılma alanı var burada. Burada Langert, Bilardo. Aynı zamanda şurada da birkaç tane takılma alanı var. Burada oturma alanı. Bayağı büyük, bayağı geniş burası. Burada karşılıklı odalar var. Şurası 202. Şurası benim odam. İçeride şu anda... Arjantinli çift içeride, o yüzden göstermek istemiyorum. Birazdan buraya da göstereceğim. 203 numaralı oda. Şöyle şimdi şöyle bir bileklikle açılıyor kapı. Şunu veriyorlar. Şöyle göstereyim içeriği. Bundan sonra çıkacağım, bir öğlen yemeği yiyeceğim buradan sonra. Şimdi burası 4 kişilik bir oda. Bu hostelde 6 kişilik, 8 kişilik ve 4 kişilik odalar var. Aynı zamanda tek kişinin kalabileceği private odalar da var. Ben 4 kişilik odada kalmayı tercih ettim. Bunlar karışık odalar. Kız erkek aynı odada kalabiliyor. Şu anda bu odada Arjantinli bir çift kalıyor. Şuradaki yataklarda yatıyorlar. Ben de şurada üst kattaki yataktayım. Alt katımız boş, altta kimse yok. Ben burada kameramın pilini şarj ediyorum. Şuradaki elektrikte. Her yatağın yanında şurada görmüş olduğunuz gibi elektrik, telefon şarj edebilmek için küçük bir artık raf diyeyim ona, küçük bir raf ve iki tane de priz var. Eşyaları şöyle dolaplara koyabiliyorsunuz. Bunlar 2 numara, benim yatağım 2 numara, dolap da 2 numaranın dolabı. Şöyle göstereyim içerisinde size. Her odanın kilidi var. Burada etraf bayağı biraz dağınık. Her odanın kilidi var. Yani şöyle bir kasası var. Değerli eşyalarınızı, cüzdan, pasaport gibi şeylerinizi koyabileceğiniz şifreli bir kasa. Her otelde olduğu gibi herkesin dolabı ve şifreli kasası var. Şöyle de bir ayna var tam karşısında. Boy aynası gayet büyük. Hostelde ütü burada. Her türlü detay düşünülmüş ama oldukça basit. Aynı zamanda da şöyle bir banyosu var, şöyle bir tuvaleti var. Şöyle göstereyim. 4 kişi için bir banyo. Gayet küçük, basit ve sade bir banyosu var. Bu hostelin gecelik fiyatı kişi başı $25. Vergiler dahil, her şey dahil kişi başı $30'a denk geliyor. Yani aslında biraz önceden rezervasyon yaparsanız, ben biraz son anda rezervasyon yaptım. Biraz önceden rezervasyon yaparsanız fiyatlar daha uygun olabiliyor. Yani $20, $18 hatta yer bulabiliyorsunuz. Hatta eğer 6 kişilik odada kalmak istiyorsanız veya 8 kişilik odada kalmak istiyorsanız
fiyatlar ona göre düşebiliyor. 10, 18-16 dolar arası. 2 dolar fark var. 8 kişilik odada kalmakla 4 kişilik odada kalmak arasında 2 dolar fark var. İnsan sayısı arttıkça tabii daha fazla ses oluyor. Gece yarısı mesela birisi hapşırıyor, klima fazla geliyor, birisi hapşırıyor. Çat uyanıyorsunuz. Yani bunlar hostelde kalınca olabilecek şeyler. Daha kötüleri de var tabii. Siz mesela yatıp sabah erken kalkmanız gerekiyorsa bütün gece parti yapıp sabah 4'te gelip gürültü yapıp sizi uyandıran insanlar da olabiliyor. Bunlar hostelde kalınca başınıza gelebilecek şeyler ama iyi yanından bakarsak inanılmaz iyi insanlarla tanışıyorsunuz. Çok güzel arkadaşlıklar kurabilirsiniz. İnsanların, diğer insanların nasıl gezdiğini, neler yaptığını, onların hayatlarını öğrenebilirsiniz. Hostelde kalmak, yani mesela dün Arjantinlilerle konuşuyordum. Ülkeleri, yani hakikaten Arjantinli insanlar oldukça sıcak ve cana yakın insanlar. Şu ana kadar ne kadar Arjantinliyle tanıştıysam hepsi hakkındaki düşüncem bu. Hepsi çok iyi izlenim bıraktı bende. Ve her seferinde onlarla tanıştıktan sonra ya şu Arjantin'e bir gün bir fırsat olsa da gitsem diyorum. Ülkelerinden bahsettik biraz. Tabii Arjantin bildiğiniz gibi ekonomik krizle boğuşuyor şu an. 27 Ekim'de seçimler varmış Arjantin'de. Onların istediği partinin seçilmeyeceğini söylediler. Belki tam tersi olur, belki onların istediği parti seçilir. Her şeyin daha kötüye gideceğini, Arjantin'de ekonominin daha da bozulacağını söylüyorlar. İnşallah öyle olmaz, her şey yoluna girer en kısa zamanda. Onlarla konuşuyordum, işte Miami'deki fiyatların ne kadar pahalı olduğundan bahsettiler. Ama tam tersi iPhone, laptop gibi elektronik eşyalarında orada çok pahalı olduğunu ve burada almanın daha mantıklı olduğunu söylediler. Ülkelerinde çok fazla suç oranı, çalıntı, çalınma, suç oranı, hırsızlık gibi vakalar oldukça yaygınmış, ondan bahsettiler. Ve genel olarak Arjantin'in nasıl bir ülke olduğundan, ekonomiyle insanların kötüye giden ekonomide insanların değer kaybeden para birimiyle nasıl başa çıktıklarını sordum. Maaşlara zam var mı her ay gibi sordum mesela. Peso'nun değer kaybı çok daha büyük boyutlarda yapılan maaş zamlarına nazaran. Ama işte onlar da Miami'ye gelmişler, burada hostelde kalıyorlardı. Onlarla da tanışma fırsatı buldum. Sadece yatmak, uyumak ve eşyalarınızı bırakmak için bir yer bakıyorsanız ve tabii ki seyahat eden diğer insanlarla tanışmak, farklı ülkelerden insanlarla nasıl seyahat ettiklerini, onların ülkelerinden size ne gibi hikayeler getirdiklerine şahit olmak istiyorsanız hostelde kalmak oldukça mantıklı. Ben de Miami'de hostelde kaldığım için çok memnunum. Şimdi birazdan etrafta gezmeye çıkacağım. Gayet sakin, yani normal otel gibiydi. Herkes kibar, gayet iyi. Şimdi size aşağıya ve hostelin dışını da göstereceğim. Burası da paylaşımlı konu odalar. Burası kilitliymiş, yanlış geldik galiba. Şimdi buradan alt kata ineceğim. Daha sonra da burada bir yemek saatini sorarım. İnternet şifresi çok ilginç ya. İnternet şifresi nedir diye sordum. İnternet şifresi birbirinizle konuşun. Yani talk to each other. İnternet şifresi yapmışlar. Enteresan diyeyim. Aslında yaratıcı, değişik. 3 gece için buraya 75 dolar verdim. Yani düşünürseniz akşam yemeği dahil, her şeyi dahil, akşam yemeği, kahvaltı. Böyle ben bu saatlerde genelde olamıyorum, dışarıda oluyorum. Ama şimdi hazır buradayken bakacağım bakalım neler varmış, neler yokmuş. Ben daha sonra bindim, sesim biraz kötü geliyor olabilir. Şöyle etrafta bir yürüyüşe çıktım. Sağda solda ne vardır ne yoktur, geliyorum. Etrafta bir sürü insan var. Yavaş yavaş güneş batıyor. Şu anda çok meşhur olan Art Deco adını verdikleri yere çok yakınım. Kaldığım hostelin hemen arkasında size manzaraları göstereyim. Ocean Drive üzerinde etrafa bakacağım birazdan. Böyle direkt hostelin önünden yürüdüğünüz zaman şöyle bir görüntü var. Ben de beach'e doğru. Sahil saat akşam 10'dan sonra kapalı. Burası girişi. Şu anda çok sıcak bir hava var, çok ılık bir hava var ama bunaltıcı, böyle aşırı nemli bir hava yok. Yani biraz daha ideal bir hava var. Çok daha kötü ve nemli olduğu zamanları biliyorum. Ama şimdi biraz daha iyi. Bembeyaz bir kumsal.
Güneş gözlüklerini alsam iyiymiş.